Sevgili öğrenciler, TYT fizik testi deneme 30'la karşınızdayım. Birinci soru, bir botanikçi bir bambunun günde kaç santimetre uzayacağı ile ilgili bir deney yapıyor. Bambuyu her gün 2 saat güneş ışığında bırakan botanikçi, bambuyu her gün 10 santigrat derecede yarım litre su veriyor. Buna göre bu botanikçinin aşağıdaki ölçüm araçlarından hangisinin kullanması gerekmez? 10 santigrat derece olduğu için bir kere termometreyi kullanması gerekmiştir. 2 saat güneş dediğine göre o halde burada da kronometreyi kullanmıştır. Kronometre. Ve başka ne yapmış? Yarım litre su dediğine göre burada da dereceli silindiri kullanmıştır. Onu da söyleyebiliriz. Dereceli silindir yazalım buraya. Yani neyi bir de ne yapacak? Kaç santim uzayacağı o da cetvel diyelim. O halde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Eşit kollu terazi yoktur. Gerekmeyeceği için onu işaretleyeceğiz sevgili öğrenciler. Evet, diğer soruya geçelim. Öz ısı. Öz ısının bir tanımı vardır sevgili öğrenciler. Öz ısı bütün maddeler için farklıdır ve bu nedenle ayırt edici özelliktir. Yani civanın öz ısısıyla suyun öz ısısı birbirinden farklıdır. Civa sıcaklık değişimlerine, vücuttan aldığı ısıya tepki gösteren maddelerin başında gelmektedir. Sonuçta o yüzden civa kullanılmaktadır. Buradaki tam tanımı da şudur sevgili öğrenciler. 1 gram suyun sıcaklığını 1 santigrat derece arttırmak için gereken enerji miktarı öz ısı olarak bilinmektedir. Yani Q eşittir mc delta t'deki bu öz ısıyı belirtmektedir sevgili öğrenciler. Sonuç olarak burada yani C'yi yalnız bıraktığım zaman ne yapacağım? Q bölü M çarpı delta T. Yani 1 gram suyun sıcaklığını 1 santigrat derece arttırmak için vermem gereken enerji miktarı nedir? Sevgili öğrenciler, öz ısıdır. Cevabımız D seçeneğidir. Evet, üçüncü soruya geldik. Kaynaklarımız var. Farklı ışık kaynakları ve farklı noktadırlar ve o noktasının civarında oluşturdukları aydınlanmalar eşittir. Buna göre ışık şiddetleri Ix, Iy ve Iz arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Şimdi bir kere bunların her ikisi de ışık şiddeti olarak aynı noktaya getirdiğimizi düşünelim. Yani ikisi bir birim sağa geçirelim. Dolayısıyla eğer X ile Y aynı ışık şiddeti veriyorsa sonuçta aydınlanmalar eşitse daha uzak bir noktadaysa yani şunu diyebiliriz. Ix büyüktür Iy diyebiliriz. Çünkü daha uzakta olmasına göre o noktasında oluşturduğu aynıysa bir kere kesinlikle Ix Iy'den büyük olacaktır bu kaynağın ışık şiddeti. Peki baktığımız zaman X ile Z'ye sevgili öğrenciler bakın bu nedir? 3'e 2 olduğu için yani nedir? Kök 13 uzaklığındadır. Buraya baktığımız zaman burası da kök 13 uzaklığındadır. Her ikisi de kök 13'tür. Ancak daha yatık gelmektedir Z. Z daha yatık geldiği halde aynı aydınlanmayı meydana getiriyorsa o halde Z de sevgili öğrenciler sonuçta X'ten büyüktür. O halde Z büyüktür. X, X büyüktür. Y diyebiliriz. Buna uygun seçenek de C seçeneğidir. Aydınlanmada yüzeye düşen ışığın o yüzeyin normaliyle yaptığı açıyı da dikkate almak durumundayız sevgili öğrenciler. O yüzden C seçeneği dedik. Dördüncü soruya geldik. Dördüncü soruda bir duvar saatimiz var. Duvar saati akreple yelkovan şu an 9'u gösteriyor. Buna göre bir saat sonra akreple yelkovan üzerindeki K ve L noktaları ile ilgili olarak niceliklerinden hangileri K için daha büyüktür diyor. Bakın L gene aynı noktaya geleceği için bir kere yer değiştirmesi ne olacaktır? Sıfır olacaktır L için. 9'un ise yani akrebin ise nereye gelecektir? 10'a gelecektir. Onun yer değiştirmesi sonuçta ne olacaktır? Yani L için sıfır olabilir ama K için belirli bir değerdir. Sonuçta buradan buraya doğru ilerlemiştir. Yani yer değiştirmesi tabii ki K'nın daha büyük olacaktır. Peki hıza baktığımız zaman
Ortalama hıza baktığımız zaman sevgili öğrenciler, burada da K yer değiştirdi ancak L yer değiştirmedi. Hızda nedir? Sonuç olarak belirli bir saat içerisinde gittiği bir yer değiştirme miktarı vardır. Hızda ise L gene aynı noktaya geleceği için yer değiştirme bölü zamanı kullanacağız. Yer değiştirme L için tabii ki ne olacaktır? Sıfır olacağı için o halde ortalama hız değeri de sıfır olacaktır. Ama K'nın belirli bir değeri olacaktır. Yani o da K için daha büyüktür diyebiliriz. Ama ortalama sürede baktığımız zaman bir saat içerisinde toplam tam bir tur yapmıştır. O ise turun 12'de birini yapmıştır. Yani sonuç olarak K'ninki daha küçük olacaktır. L'ninki daha büyük olacaktır. Ancak bizim için K'yı sormaktadır. Yani ortalama hız ve yer değiştirmeleri büyüktür. Yani yanıtımız E seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet, 5. soruya geldik. 2 farklı su ısıtıcısına eşit kütlede aynı sıcaklıkta su doldurmuşlar. Isıtıcılar çalıştırıldığında suların aynı ortamda kaynama sıcaklığına ulaşma sürelerinin birbirinden farklı olduğu ölçülüyor. Buna göre bu su ısıtıcılarıyla ilgili olarak niceliklerden hangileri 2 ısıtıcı için farklı olabilir? Suya aktardıkları enerji sonuç olarak aynı ortamda kaynama sıcaklığına ulaşma sürelerine baktığımızda her ikisine de ne veriyoruz? Q kadarlık enerji vermek durumdayız. Aynı sıcaklıkta eşit kütlede, yani Q eşittir M, C, delta T diyebiliriz. Q'ları aynı, miktarlar aynı. Sonuçta buradaki delta T, yani sıcaklık farkı da aynı. Bunu isterseniz büyük harfle gösterelim. Yani sıcaklık farkı olduğu için sonuçta bu da her ikisi için de aynıdır. O halde burada farklı olan bir şey aramak durumundayız. Yani enerjiyi arayamayız. Burada verime ve güce bakmamız gerekmekte. Yani iki ısıtıcıyla ilgili olarak verimi ve gücü farklıdır sevgili öğrenciler. Sonuçta suya aktardıkları enerjiler Q eşittir MC delta T'den zaten aynıydı. O yüzden iki ısıtıcı için farklı olan 2 ve 3'tür. Yani yanıtımız E seçeneğidir. 6. soru, şekillerde ışığın farklı davranışı sonucu oluşan görüntüler vermiştir. Buna göre şekillerin hangilerinde oluşan görüntü ışığın kırılması sonucunda oluşmuştur. Işığın kırılması neticesinde buradaki çay bardağına konulan kaşık kırık gibi görülmektedir. Yani ışığın kırılması burada görülen bir durumdur. Burada aynı zamanda ışık mercekten geçtikten sonra yine kırılma meydana getirmiştir. Yani buradaki uğur böceğinin görüntüsü daha büyük görünmektedir. Burada ise ışığın doğrusal yolda ışığın yayıldıktan sonra delikten geçtikten sonra karşı taraftaki görüntüsü ters oluşmuştur. Yani burada ışığın doğrusal yolda bir delikten ilerlemesini görmekteyiz. Yani herhangi bir camdan ilerlememiştir, geçmemiştir. Sadece bir delikten geçmiştir. O halde kırılmayla ilgili olarak sadece 1 ve 2'den bahsedebiliriz. Yani yanıtımız 6. soru C seçeneğidir. 7. ve son soruya geldik. Su deposu gibi sıvı depolamaya yarayan kaplardaki sıvı akışını yöneten araçlara şamandıra denir. Şamandıra sistemi basitçe iç hava dolu katı plastik bir balon, bir kol ve suyu kesmeye yarayan çeşmeden oluşur. Suda batmayan balon sıvı seviyesiyle birlikte yükselir. Bu arada balonun bağlı olduğu kolda yükselir. Kapta olduğunda çeşme kol tarafından kapatılır. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Bir kere burada sevgili öğrenciler, Archimedes prensibi vardır. Çünkü belirli bir öz kütle farkı olacağı için bu balonu sonuçta su kaldıracaktır. Kalkan balonda sonuçta şamandırayı, yani su geliş noktasındaki boruya tıkaç vazifesi görüp kapatacaktır. O halde balonun yükselmesi Archimedes prensibiyle ilişkisi var diyebiliriz. Balonun öz kütlesi suyun öz kütlesinden küçüktür. Sonuç olarak balonun içerisinde hava bulunmaktadır. Toplam öz kütleye baktığımız zaman o kadarlık hacimdeki madde miktarı balonda daha az olduğu için öz kütlesi suyun öz kütlesinden küçüktür diyebiliriz. Ancak şamandıra Pascal prensibiyle çalışır diyor. Burada Pascal prensibinde ne vardı? Sıvıların sıkıştırılma özelliğinden yararlanarak neler elde edilirdi? Çeşitli liftler, kaldırma mekanizmaları kurulurdu. Burada kaldırma mekanizmalarında sıvıların sıkıştırılma özelliğinden
yararlanılmamıştır. Sadece 1 ve 2'den yararlanılmıştır. O yüzden cevabımız 1 ve 2'dir. Yanıtımız C seçeneğidir. Bir başka denemede buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.